karşı yerli ve milli sentezle geliştirilmiş çok önemli bir ilacın üretildiğini açıkladı. Hem bakanın açıklamaları hem de virüsle mücadeledeki son tabloyu Hüsniye Oral paylaşacak şimdi bizlerle. Hüsniye, seni dinliyoruz ilk olarak. Anda Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısının ardından duyurmuştu bu ilaçla ilgili gelişmeyi ve koronavirüsün tedavisinde etkin olarak kullanılan Favipiravir isimli ilacın TÜBİTAK Türkiye platformu çatısı altında bilim insanlarımızın kendi senteziyle üretmeyi başardı diyerek duyurmuştu Cumhurbaşkanı kabine toplantısının ardından bu gelişmeyi ve yerli sentez ilacı İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Güzel ve ilaç endüstri seviyesine getiren Atabay Kimya'dan Zeynep Atabay Taşkent ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiler ve heyet ruhsatlandırma aşamasına gelen bu yerli sentez ilacı ilk numunesini Bakan Varank'a teslim etti. Ve Bakan Varank yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem gurur verici diye duyurdu bu ilacın geliştirilmesini ve tedavide kullanılacağını, koronavirüsle mücadelede tedavide kullanılacağını ve ihraç edilmesinin de planlandığını söyledi açıklamasında Mustafa Varank. Koronavirüs tedavisinde etkin sonuçlar veren Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi yaklaşık 40 gün gibi kısa bir sürede tamamlandı ve 32 kişilik ekip tarafından çalışma yapıldı. Koronavirüsle mücadele Türkiye'de devam ediyor ve son vakalara da bir bakalım isterseniz. Son 24 saatte 49.190 kişiye daha test yapıldı ve 987 yeni vaka tespit edildi. Ve vaka sayısı hastalığın görüldüğü günden bu yana 174.023'e ulaşmış oldu. Test sayısı ise 2.500.890'a ulaştı. Son 24 saat itibariyle 643 hasta yoğun bakım tedavisi görürken solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 266 olarak açıklandı. 17 hasta ise hayatını kaybetti koronavirüs nedeniyle ve hayatını kaybedenlerin sayısı da 4.763 oldu. Ve iyileşen vakalara da dikkat çekelim. Son 24 saatte 1021 kişi daha hastalığı yenerek sağlığına kavuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığın görüldüğü günden bu yana hastalığa yakalananların %85'inin hastalığı yendiğini aktardı. Bültenin başında siz de belirtmiştiniz ve bağlantımızda biz de bununla başlamıştık. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yerli sentez ilacın, koronavirüsün tedavisinde kullanılan yerli sentez ilacın, Favipiravir isimli ilacın Mustafa Varank'a ilk numunesi teslim edilmişti. Dilerseniz şimdi o haberimizi getirelim ekranlarınıza. Bu ilacı kendi sentezimizde geliştirdik. Burada Atabay ilaç firmamız burada. Onlar da tabii ki bu ürünün ticarileşmesi, sanayi üretimi için altyapılarını kullandıracaklar ve burada biz yerli ve milli olarak kendi sentezimizde geliştirilmiş COVID hastalığında tedavide kullanılan önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun tabii ki ruhsatlandırma aşaması var. Süreçlerde hızlı bir şekilde tamamlandığında artık kendi ilacımızı, kendi sentezimizde üretmiş olacağız. Bunu hem Türkiye'de bu hastalığın tedavisinde kullanabileceğiz, hem de bu alanda yurt dışında önemli bir ihracat imkanı var. Bu ilacı ihraç etme potansiyelini de biz görebiliyoruz. Sevgili seyirciler, FETÖ